Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnorganik bileşiklerde kalmıştık. İnorganik bileşikler içerisinde su ve asitleri, bazları anlatacağım bu videomuzda, bu slaytımızda bunlar var arkadaşlar. Özellikle en önemli olan su bileşiği bizim için çok çok önemlidir. Bundan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, su molekülünün yapısı biliyorsunuz, yapısında bulunan bağlar polar bağlardı. Hani biz polar kovalent bağlardı. Bağları, kimyasal bağları anlatırken de zaten orada çokça örnekler verdim bununla ilgili. Şimdi biraz daha detayına inip suyun yapısına bakalım. Suyun canlılar için ne tür önemi var? Hangi özellikleri bunları sağlıyor? Bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar, polar kovalent bağları hatırlarsak neydi polar kovalent bağ? Normalde kovalent bağlarda bir elektronu iki atomun eşit olarak paylaşmasıydı kovalent bağ. Polar kovalent bağlarda bu eşitlik ortadan yok oluyordu. Çünkü atomlardan bir tanesinin elektronegatifliği daha yüksekti. Dolayısıyla elektronu kendisine daha çok çekiyordu. Bu yüzden de kendisi eksi yüklü oluyordu. Diğer atom ise artı yüklü oluyordu. Suda bu durum vardır ve polar kovalent bağ dediğimiz bağ ortaya çıkıyor arkadaşlar. Polar kovalent bağ bağlı özelliklerine göre bazı şeyler ortaya çıkıyor. Bunlardan bahsedelim. Şimdi bakın. Şurada suyun yapısına baktığımızda arkadaşlar, hidrojenle oksijen atomları arasında yaklaşık 105 derecelik bir açı vardır. Burada hidrojen atomları oksijene doğru çekiliyorlar. Neden çekiliyor? Dediğim gibi, çünkü oksijenin elektronegatifliği daha yüksek olduğu için bu ortak olan elektronu kendisine daha çok çekiyor. Bu yüzden de hidrojenler arkadaşlar oksijenin bir parçasıymış gibi davranıyor diyebiliriz aslında. Böylece polar kovalent bağ oluşuyor. Dikkat ederseniz V harfine benziyor arkadaşlar su molekülü. V harfine benziyor ve oksijen eksi yüklü oluyor. Hidrojen de ayrıştığı zaman artı yüklü oluyor. Çünkü neden dedik? Oksijen elektronu kendisine doğru çeker bu yüzden. Peki, su molekülleri bir araya gelirken hangi bağı yaparlar? Arkadaşlar, tek bir su molekülünün içerisinde polar kovalent bağlar var dedik. Su molekülleri kendi aralarında bir araya geldikleri zaman ise hidrojen bağlarını kurarlar. Yine oksijen, bakın, bir su molekülündeki oksijen, diğer su molekülündeki hidrojen ile arkadaşlar aralarında hidrojen bağı kuruyor ve bir arada tutunmaya çalışıyorlar. Zaten bir su molekülü en fazla 4 su molekülüyle, yani aslında şöyle söyleyelim, bakın dikkat ederseniz ortada bir su molekülü var. En fazla kaç tane molekülle hidrojen bağı yapmış? 4 tane. En fazla 4 hidrojen bağı yaparak toplam 5 tane su molekülü bir arada bulunabilir. Zaten su moleküllerinin böyle birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanmasına biz ne diyoruz? Kohezyon kuvveti diyoruz. Kohezyon. Kohezyondan yine bir sonraki slaytlarda bahsedeceğim. Hatta geldi, bakın, kohezyon. Nedir kohezyon arkadaşlar? Aynı moleküllerin hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanmasına biz kohezyon kuvveti diyoruz. Kohezyon kuvvetini özellikle su molekülleri arasında görüyoruz. Bu kohezyon kuvveti canlılarda bazı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamış. Mesela kohezyon kuvveti sayesinde bitkilerde su molekülleri kökten yapraklara doğru rahatlıkla taşınabiliyor arkadaşlar. Kohezyon kuvveti sayesinde. Yani şöyle düşünün, bakın, su molekülünün şöyle şu bitkinin odun borusu, yani kısilem olduğunu düşünelim. Şimdi su molekülleri aralarında ne yapıyorlar? Hidrojen bağları kuruyorlar. Bu hidrojen bağları sayesinde arkadaşlar yukarıya doğru taşınıyor. Tabii buna yardımcı olan bir kuvvetimiz daha var. Bu da adezyon kuvvetidir. Adezyon da farklı moleküllerin birbirine tutunmasıdır arkadaşlar. Bakın, su moleküllerinin birbirine tutunması olayı kohezyondur. Ama buradaki su molekülünün gelip kısilem çeperine tutunması olayı nedir? Adezyondur arkadaşlar. Bu şekilde hem adezyon hem de kohezyon kuvveti sayesinde su molekülleri kökten yapraklara doğru rahatlıkla taşınabiliyor. Eskici de benim video çekmemi bekliyor sanırım. O sırada geçiyor. Şimdi burada zaten kohezyon ve adezyona şöyle basitçe örnek vermişim. Bakın, aynı moleküller ne yaptı? Tutundular. Biz buna kohezyon dedik. Farklı moleküller tutunduğu zaman da adezyon kuvveti dedik. Peki bu kuvvet sayesinde başka ne oluyor? Arkadaşlar, bu kuvvet sayesinde su üzerinde bir yüzey gerilimi oluşuyor.
Bu yüzey gerilimi sayesinde arkadaşlar hidrojen bağlarıyla, hani su molekülleri birbirine bağlı ya, bakın şurada bakın, hidrojen bağlarıyla birbirine bağlı. Bu hidrojen bağları su üzerinde bir gerilim oluşturuyor ve böceklerin su üzerinde yürümesine veya su üzerinde durup beslenmesine izin veriyor arkadaşlar bu durum. Kohezyon kuvveti sayesinde ne oluşuyormuş? Bir de yüzey gerilimi oluşuyormuş. Bunu da söylemiş olalım. Evet, geçelim diğer slaytımıza. Şimdi bir de dünya üzerindeki sıcaklıkları belirli sınırlar içinde tutar diyoruz. Bu da bunun erime donma ısı kapasitesiyle alakalı bir durumdur. Yine özgül ısısıyla ilgili bir durumdur arkadaşlar. Şimdi bundan bahsedelim birazcık. Şimdi bir buzun eriyebilmesi için çok fazla ısı gereklidir. Neden? Çünkü suyun özgül ısısı yüksektir. Peki suyun özgül ısısı, yani özgül ısı ne demek aslında? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar diyelim ki elimizde 1 gram su molekülü var ve bu su molekülünün sıcaklığı 25 derece olsun. Ben bu 1 gram su molekülünün sıcaklığını 25 dereceden 26 dereceye çıkarmak istiyorum. İşte 25'ten 26 dereceye çıkarırken harcadığım enerjiye biz özgül ısı diyoruz. Özgül ısı. Bu özgül ısısının çok yüksek olması nedeniyle buzun erimesi çok geç gerçekleşiyor. Daha sonra arkadaşlar mesela yaz aylarında suyun soğuması geç olur. Suyun ısınması yine geç gerçekleşir. Bu yüzden de zaten canlılar için bir yaşam ortamı sağlıyor. Düşünsenize, bir gölde, sonuçta gölün dibinde yaşayan canlılar var. Yine yüzeyine yakın yerinde yaşayan canlılar var. Suyun çok çabuk soğuyup çok çabuk ısındığını düşünün. Oradaki canlılar buna adapte olamayabilirler. Mesela balıkları düşündüğümüz zaman balıklar soğukkanlı canlılar. Vücut ısısını ortam sıcaklığına göre değiştirebiliyor. Ama bunu değiştirirken de belli bir zamana ihtiyaçları var. Eğer bu zaman ellerinde olmazsa ne olur? Onların ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden de suyun özgül ısısının yüksek olmasından kaynaklı olarak su çok geç ısınır, çok geç soğur arkadaşlar. Bu sayede canlılar için yine bir yaşam ortamı oluşturur. Yine suyun buharlaşma ısısı da yüksektir. Hani dedik ya, özgül ısısı yüksek olduğu için zaten buharlaşma ısısı da yüksek oluyor. Suyun 100 derecede kaynadığını biliyoruz. Tabii bu yerden yüksekliğe bağlı olarak değişiyor. Yer çekimine bağlı olarak, basınca bağlı olarak, ama genellikle 100 derecede kaynadığını biliyoruz. Arkadaşlar, bu buharlaşma ısısının yüksek olmasından kaynaklı olarak terleme olayını dengeliyor. Yani bakın, suyun sıvı halden gaz haline gelmesi için çok miktarda ısı gerekiyor. Buharlaşma sayesinde ise çevre soğuyor. Yani şöyle düşünün, terlediğiniz zaman vücudunuzun soğuduğunu hissedersiniz. Özellikle kış aylarında bunu çok yaşarız. Böyle kış demeyeyim de, hani hava böyle ne soğuk ne sıcak olduğu zamanlarda terlersiniz mesela, bir anda üşüdüğünüzü hissedersiniz. Bunun sebebi nedir? Terleme sayesinde vücut soğur ve o anda bizim içimize bir üşüme hissi gelir. Sebebi budur arkadaşlar. İnsan vücudunun terlediği zaman serinlemesi de yine suyun buharlaşma ısısından kaynaklanan bir durumdur. Suyun diğer özelliğine baktığımız zaman arkadaşlar, su molekülleri donduğu zaman genleşir. Yani normalde şöyle şu tarafa yazayım isterseniz. Bakın şöyle düşünün. Şurası bir göl olduğunu düşünün. Göl tabanı. Burada da bir su tabakamız var işte. Arkadaşlar, su molekülleri donduğu zaman genleşiyor. Normalde başka moleküller, başka sıvı maddeler donduğu zaman daha da böyle sıkılaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, daha da moleküller arasındaki mesafe azalıyor. Diyelim ki işte iki tane molekül var burada. Donduğu zaman bunlar birbirine normalde yaklaşması lazım. Ama su moleküllerinde böyle bir durum söz konusu değil. Su molekülleri dondukları zaman birbirinden uzaklaşır. Uzaklaştığı zaman da buzun ağırlığı suyun ağırlığından daha hafif oluyor. Yani arkadaşlar, suyun katı hali sıvı halinden daha az yoğun olduğu için su ne yapıyor? Yüzeyden donmaya başlıyor. Yani bu sayede de yine gölün dibinde yaşayan, özellikle mesela kış aylarında duyarsınız, Çıldır Gölü'nü düşünün. Çıldır Gölü donduğu zaman üstünde gidiyorlar, kayak yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar.
Hatta dibinden de balık tutuyorlar. Hemen orada buz tabakasını kırıp balık tutmaya başlıyorlar. İşte bunun sebebi suyun donarken genleşmesinden kaynaklıdır arkadaşlar. Su molekülleri birbirinden uzaklaşır. Bu yüzden de su donmaya yüzeyden başlar diyoruz. Bu tabakanın bu şekilde olması gölün dibinde yaşayan, işte yüzeyine yakın yerlerde yaşayan canlılar için yaşama olanağı veriyor arkadaşlar. Bu sayede tamamen donmadığı için ne oluyor da? Hem soğuk havayı buradan kesmiş olur, gölün dibine işte içine girmesini engellemiş olur buz tabakası. Hem de dip taraftan donmadığı için buradaki canlıların yaşamasına katkı sağlar. Evet, burayla ilgili şunları söyledik. Şöyle göstereyim bakın. Normalde, şuradan gösterelim. Arkadaşlar, bakın buradaki buz molekülleri, bakın buz moleküllerindeki hidrojen bağlarını göstermiş. Bakın nasıl gevşek duruyorlar. Sıvı sudaki moleküllere baktığımız zaman daha sıkılar. Dolayısıyla böyle sıkı ya da işte daha genleşik şeklinde durması su moleküllerinin buz halindeyken daha hafif olmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu çözücü özelliğiyle ilgili. Hatta şurada bakın yine buz tabakası var şu kısımda arkadaşlar. Buz tabakasını dikkat ederseniz balık gitmiş oraya ama herhangi bir zarar görmüyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan. Evet, dönelim şöyle. Şimdi bir de su canlılardaki iyi bir çözücüdür dedik. Zaten suyun çözücü özelliği sayesinde bizler vücudumuzda sindirim olaylarını gerçekleştiriyoruz. Hangi olayla? Hidroliz olayıyla. Arkadaşlar, moleküllerin önemli bir çoğunluğu polar olduğu için suda çözünüyorlar. Neden? Çünkü su da polar bir yapıdadır. Bu yüzden de ikisi de polar olduğu için arkadaşlar önemli moleküllerin çoğu su içerisinde çözünüyor. Mesela proteinler, karbonhidratlar suda çözünenlerdir. Tabii içerisinde mesela karbonhidratların içinde çözünmeyenler vardır ama genel anlamda çözünüyorlar. Mesela yağlar polar olmadığı için arkadaşlar suda çözünmezler. Özellikle bizim vücudumuzda sindirim olayları hidrolizle gerçekleşir. Hidroliz bizim için oldukça önemlidir. Bakın şurada hemen göstermişiz. Tuzun suda çözünmeye başlamadan önceki durumu arkadaşlar burada bakın sodyum iyonları var, klor iyonları var. Çözünmeye başladığı andaki durumu var ikinci şekilde. Bakın dikkat ederseniz su molekülleri etraflarını sarıyor. Yavaş yavaş çözünmeye başlamış. Bir de tam olarak çözündüğü zamanı durumu var arkadaşlar. Burada da su molekülleri ne yapıyor? Sodyumun etrafını çevirmiş. Sodyum moleküllerinin bakın sodyumun etrafını çevirmiş. Sodyum ve klorlar birbirinden ayrılmış arkadaşlar. Bu sayede tuz su içerisinde çözülmüş oluyor. Evet. Suyun genel özelliklerini söyledik. Şimdi su moleküllerinin disosiyasyonundan bahsedeceğiz. Disosiyasyon ne demek? Ayrışma demektir. Ayrışma yani su molekülünün ayrışması. Arkadaşlar suyun ayrışması sayesinde organizmalarda pH değişiklikleri ortaya çıkıyor. Aslında benim burada anlatacağım konu nedir? Asitler ve bazlardır. Asitleri ve bazları anlatacağım. Su moleküllerindeki atomlar yani çok sık ayrılmazlar ama ayrıldıkları zaman hidrojen ve OH olarak, hidroksil olarak ayrılır. Hidrojen artı bir yüklüdür, OH da eksi bir yüklüdür. Neden? Buradaki oksijenden kaynaklı olarak eksi bir yüklü oluyor arkadaşlar. Çok seyrek olarak gerçekleşir ve geri dönüşümlüdür su molekülünün ayrışması. Yani tekrardan suya dönüşebilir. Bu özelliği sayesinde de pH dediğimiz asitlik, bazlık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bazı bileşikler su içerisinde çözündükleri zaman hidrojen iyonu veriyorlar. Biz bu bileşiklere ne diyoruz? Asit diyoruz. Su içinde çözündüklerinde hidrojen iyonu veren bileşiklere ne diyoruz? Asit diyoruz. Suda çözündüğünde OH iyonu verenlere ise baz diyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle de karşınıza çıkabilir. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu alanlara baz diyoruz. Şöyle, eğer hidrojen iyonu veriyorsa asit, hidrojeni alıyorsa bazdır ya da hidroksil iyonu veriyorsa bazdır diyoruz. Asitler arkadaşlar tatları ekşi olup biraz daha yakıcıdır. Bazlar ise tatları acıdır arkadaşlar ve kayganlık verir bazlar. Asitler pH metreye baktığımız zaman asitler 0 ile 7 arasında değere sahiptir. 0 ile 7 arası. Bazlar ise arkadaşlar
8 ile 14 arasında. Şuradaki 7 ise nötrdür. Şimdi bazı moleküller vardır asit özelliğe ve baz özelliğe sahip. Burada mesela göstermişiz. En güçlü asit hidroklorik asittir. Yaklaşık 0 dereceye yakındır arkadaşlar asitliği. Hidroklorik asit bizim vücudumuzda midede de vardır. Bakın hatta mide asidini de göstermişiz. Tabii mide asidinin içerisine başka moleküller de katıldığı için asitliği biraz daha düşürülebiliyor. Ama saf hidroklorik asit olsa o zaman daha da asittir. Sıfıra yakın çünkü. Mide asidine baktığımızda 1 ile 2 arasında bir değer alıyor. Mesela limon oldukça asidiktir. 2 değerindedir. Sirke yine 3. Elma 3 ile 4 arası, domates 4 bakın. Muz arkadaşlar mesela hiç asit gibi gelmez muz ama asidik özelliğe sahiptir. Tabi daha zayıf asittir. Süt yine 6 derecedir. En zayıf asittir diyebiliriz aslında. Peki nötr olanlara baktığımızda nötr olanlar ise ne asit özellik gösteriyor ne bazik özellik gösteriyor arkadaşlar. Mesela saf su, kan bunlar da nedir? Nötr özelliğe sahip bileşiklerimizdir. Gelelim bazlara. Bazlar genellikle temizlik maddelerini arkadaşlar baz olarak söylüyoruz. Mesela diş macunu, karbonat, karbonatı mesela temizlikte kullanabiliyoruz. Brokoli mesela yediğimiz bir besin değil mi? Brokoli yine baz özelliğe sahip. Sabun, çamaşır suyu, yine diğer temizleyiciler sodyum hidroksit mesela. Sodyum hidroksit en güçlü olan bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla bazlar da bu şekilde. Şunu da söyleyelim. Hemen şurayı bir sileyim. 7'den 1'e doğru gittikçe asitlik artıyor arkadaşlar. Asitlik artar. Bakın pH düştükçe asitlik artar. Unutmayın. pH düştükçe asitlik artar. 7'den 14'e doğru gittikçe de bazlık artar. Bazlık artar. Yani 7'den 14'e doğru gittikçe pH artar, bazlık artar. Asitlik azalır. 7'den 0'a doğru gittikçe pH düşer, asitlik artar arkadaşlar. Yine bunu da söylemiş olalım. Bir de tamponlar var. Tamponlarımız ise tampon çözeltiler diyoruz. Tampon çözeltiler asit karşısında baz, baz karşısında da asit özellik göstererek dengelemeyi sağlıyor arkadaşlar. Bu da yine oldukça önemlidir. Bizim vücudumuzda da tampon özellik gören bileşikler vardır. Gelelim son slaytımıza. Asit yağmurlarından bahsedelim arkadaşlar. Nedir asit yağmurları? Şimdi asit yağmurları neden oluşur arkadaşlar? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi normalde kirli olmayan bir yağmur suyunun pH'i yaklaşık 5,6 civarındadır. Yani bazlığa yakın, nötre yakındır arkadaşlar. Bunun sebebi hani hafif bir asitlik var ya burada. Bu hafif asitliğin sebebi karbondioksit ve suyun bir arada oluşturduğu karbonik asittir. Asit yağmurları ise arkadaşlar 5,6'dan daha asidik olan yağmur. Yani ne yapacak? pH'ının düşmesi lazım asidik bir yağmur olması için. Bu sadece yağmur değil. Kar da olabilir, sis de olabilir ama genellikle yağmur olarak karşımıza çıkıyor. Peki temel nedeni nedir? Arkadaşlar atmosferde bulunan kükürt oksitler ve azot oksitlerdir. Yanlış yazmışım. Azot oksitlerdir arkadaşlar bunun sebebi. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar fabrikalarda, motorlu taşıtlarda yakılan fosil yakıtlardan açığa çıkıyorlar ve atmosferde bir yer kaplıyorlar. Daha sonra arkadaşlar bunlar suyla etkileşiyorlar çünkü gaz yapısındadır bu yapılar. Suyla etkileşir. Su da sonuçta atmosfere giderken gaz halinde gidiyor ve kuvvetli asitleri oluşturuyor. Bunlar da genellikle yağmur şeklinde yeryüzüne iniyorlar. Bakın dikkat ederseniz şurada asit yağmurlarının verdiği zararı göstermek istiyorum. Arkadaşlar ağaçlara büyük zararlar veriyor. Yine sadece ağaçlar değil tabii burada görmediğimiz binlerce belki hayvan vardır. Bunlara oldukça büyük zararlar veriyor. Özellikle fabrikaların yoğun olduğu yerlerde asit yağmurlarının görülme ihtimali daha fazladır. Bakın burada ne oldu? Kükürt oksitler, azot oksitler atmosfere salınıyor. Fabrikalardan veya taşıtlardan. Bunlar arkadaşlar atmosfere gittiği zaman suyla etkileşir ve asitler oluşturur. Bu asitlerin yeryüzüne inmesi de asit yağmuru veya işte kar şeklinde yeryüzüne iniyor. Evet, böylece inorganik bileşikleri de bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda organik bileşiklere giriş yapacağız artık. Karbonhidratlar, yağlar, proteinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii her birini ayrı video olarak çekeceğim. Hepsini bir arada değil.
Bana önerebileceğiniz bir şey varsa veya işte eksik gördüğünüz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii ki düzeltirim. Dediğim gibi slaytları hazırlama aşamasında olduğum için sürekli video paylaşımı yapamıyorum. O yüzden 2-3 günde bir yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle gideceğiz ama slaytlar biriktiği zaman inşallah Ramazan'a kadar bitirmeyi düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.